Anar AKP'den başkandı. Şimdi ise hayvancılık yapıyor. Eski Kösele Belediye Başkanı Mehmet Sağlam'dan bahsediyoruz. Yem fiyatlarının sürekli artması, süt fiyatlarının artması, işte bunlar karşısında isyan ediyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi istifaya çağırdı. Ya kardeşim, yemin parası 60 milyon lira. Yem bugün 125 milyon lira. Çiğ süt fiyatını 2 lira 80 kuruş olarak açıkladı. %23'lük bir zam yaptı. Oysa bir yıl boyunca süt üreticisinin gideri %67 oranında artmıştı. Bunun yanında iktidar %40'lık bir destek çiğ süt üreticisine vereceğini söyledi. Bunu da %30'a çekti. Bunun sonucunda çiğ süt üreten, İnek besleyen besici ne yazık ki para kazanamadığı için mağduriyet yaşıyor. Yem fiyatlarındaki yükseliş isyan ettirdi. Arpa bugün 2000 TL. Ya böyle bir şey var mı arkadaşlar? Yazık günah değil mi bize? Mehmet Sağlam, Kırşehir'in Çiçekdağ ilçesine bağlı Köseli beldesinde 5 yıl boyunca AKP'den belediye başkanlığı yaptı. Şimdilerde ise hayvancılık yapıyor. Sağlam, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Yem fiyatları ikiye katlanırken süt fiyatlarının yerinde saymasından yakındı. Sayın Cumhurbaşkanım, domra müziğine bu inekler doymuyor, kurban olduğum. 30 milyon kişi bu hayvancılıktan ve çiftçilikten geçiniyor. Vatandaş çiftçiliği bırakıyor, sen de yurt dışından ithal ediyorsun. Niye ithal ediyorsun kardeşim? Şu işletmeyi görmüyor musun? Bankalara borcunu ödeyemiyor, inekler icraya gidiyor. Kimi de kesime göndererek bu işten vazgeçiyor. Çiğ süt üreticisine gerekli destekler sağlanmazken çiğ sütten elde edilen ürünlerin fiyat artışı da seyrediliyor. Sağlam, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi de istifaya çağırdı. Büyük şirketlerin borçları silinirken çiftçi borçlarının silinmediğini belirterek niye, çiftçi size oy verdiği için mi diye sordu. Sayın Tarım Bakanı bu işten anlamıyor. Ayıp değil de kardeşim, bırakmak da bir erdemliktir ya. Yazık günah bize ya. Kardeşim bilmiyorsan, sen simenteri bilmiyorsun, montbonu bilmiyorsun, hoştayını bilmiyorsun, gerseyi bilmiyorsun, erkeğe dişi bilmiyorsun. Çağır kardeşim, her ilden bir vatandaş sana bilgi versin kardeşim. Böyle olur mu? Ben bugün bir Ziraat Bankası'nda müdürün yanına gitsem, yüzüme bakmıyor benim. Öte yandan çiftçinin yükselen sesi sonrası Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan destek verilecek açıklaması yapıldı. Bakan Bekir Pakdemirli, Ocak-Nisan 2021 için geçerli litresi 2,80 lira olan çiğ süt tavsiye fiyatına bakanlıkça litre başına 30 kuruş destek verileceğini bildirdi.